Şimdi arkadaşlar bir de multi view kontrolüne bakalım. Onu nasıl kullanıyoruz? Multi view kontrolünü nasıl kullanıyoruz? Bir de ona bakalım. Burada ben yeni bir sayfa açacağım. Add new item diyorum. Sayfamın adına User Registration Form diyeceğim. Form. User Registration Form diye yeni bir sayfa açtım. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Adamdan önce adını soyadını alacağım. Devama basacak. Doğum tarihini girecek. Devama basacak. Fotoğrafını yükleyecek. Devama basacak. Ondan sonra da sonunda hepsini gösterecek. Ve işte kaydınız alınmıştır. Teşekkür ederiz tarzında bir uyarı verecek. Tamam. Bunun için arkadaşlar toolbox'ın içerisinde üyelik formu gibi, wizard gibi bir şey yapacağız. Bunun içerisinde arkadaşlar Mult View denilen bir kontrolümüz var. Mult View kontrolünü tutup ekrana bırakıyorum. Mult View kontrolünün içerisinde arkadaşlar View'ler bulunuyor. Tamam. Bakın şurada da View kontrolü var. Görüyor musunuz? Bu view'leri de arkadaşlar Multi View kontrolünün içerisine sürükleyip bırakıyorum. View 1, View 2 diye aşağıya doğru gidiyor. Biz de bu view'lerin hangi sırayla gözükeceğini söylüyoruz. Önce View 1'i göster, sonra şu butona basınca View 2'ye geç tarzında uyarı veriyoruz. Birinci view'imde ad soyadı sorayım. İkincisinde adamın doğum tarihini sorayım. Üçüncüsünde adamın fotoğrafını yüklettirelim. En sonunda da teşekkür olsun. View 4'te de adama teşekkür ettirtelim. İşte adama teşekkür edelim ve bilgilerini gösterelim. Böyle bir wizard'ımız olsun. Şimdi View 1'in içerisine geliyorum. Buraya iki tane label taşıyalım. Bu LBL, ops, bir saniye. Tekstini arkadaşlar at diyorum. İki nokta üst üste. Yanına bir text box koyuyorum. Text box'ımın ID'sine de txt at diyorum. Hemen altına bir label daha. Bakın şurada view diye bir kontrol var. Bundan. Tutup sürükleyip bırakıyorsun içerisine. İkinci label'ımın tekstine soyad diyorum. Bir de text box yükleyelim. Altına tutup bırakınca eklenmiyor mu? V2'nin içerisine de bir calendar kontrolü koyalım arkadaşlar. Bu da burada da adamın doğum tarihini alalım kullanıcıdan. Üzerine de bir label koyalım. Doğum tarihiniz yazsın burada da. Label'ın text'ini doğum tarihiniz desin. Label'ın şeklini de biraz düzeltelim. Auto format diyorum. Şuradan colorful'ı seçiyorum. Renkli gözüksün. Tamam. Sonra V3'e gelelim. V3'e yine bir label taşıyalım. Burada kullanıcıdan resmini yüklemesini isteyelim. Resminiz. Ve upload kontrolünü, file upload kontrolünü koyalım. Buraya. File upload. Son olarak V4'te de adama teşekkür edip bilgilerini göstereceğiz. Burada bilgileriniz yazalım. İki nokta üst üste. Bir tane label koyalım. Label'a ID'sine LBL sonuç diyelim. Tekstini silelim. Bir tane imaj koyalım. Adamın resmi burada gözüksün. Kullanıcının resmi.
Tamam. Üstteki file upload değil mi? Evet, file upload kontrolü. Tamam mıyız buraya kadar? Nerede kaldın? LBL sonuç. Normal label değil mi? Evet, normal label. Teksti boş. ID'si LBL sonuç. Şimdi burada kullanıcı her bir adımı tamamlayıp bir sonraki adıma geçebilmesi için buralara bizim next butonlarını da koymamız gerekiyor. Devam butonlarını da koymamız gerekiyor. Ben bu her şeye, her view'in içerisine bir tane devam butonu koyuyorum arkadaşlar. Butonumun tekstine de devam diyorum. Devam. Adına da btn next diyorum birincisini. Veya daha manalı olsun, btn view 1 next olsun. Btn view 1 next. İkinci bir buton taşıyorum. Bunun da adını btn view 2 next yapıyorum. Tekstine yine devam diyorum. Üçüncüsüne aynı şekilde bir buton tutup bırakıyorum. Teksti bunun da devam. ID'si de btn view 3 next. En son olarak teşekküre bir buton koyuyorum view 4'ün içerisine. Bu butonun adına da tekstine de ana sayfaya dön diyorum. Bununkine de buton view 4 next diyorum. Okey. Şimdi burada arkadaşlar multiview'in üzerine tıkladığımız zaman ActiveViewIndex diye bir özellik görüyoruz arkadaşlar. Bu o anda gözükmesini istediğimiz view'in indeksini veriyor. Aynı anda bir tane view gösterebiliyoruz. Tek bir view gösterebiliyoruz. Aynı anda bir tane view'i gösterebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden burada ActiveViewIndex'te başlangıç indeksi olarak bizim 0 vermemiz gerekiyor ki ilk bu ekran açıldığında karşımıza view 1 gelsin. Ondan sonra her devam butonuna bastığımız zaman bir sonraki view'e geçmesini sağlayacağız. Kontrolümüzün. O yüzden şuradaki devam butonuna çift tıklıyorum arkadaşlar. Buton 1 view next özelliği geliyor. Tamam. Burada full screen yapalım. Şimdi burada ne yapacağız? Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Gelen butonu kontrol edeceğiz. Çünkü ben diğer butonlara da ayrı ayrı kod yazmak istemiyorum. Diğer butonların da click'i, click event'inin yine buraya gelmesini istiyorum. Buradan geleceğim. Click'te buton 1 view next'i seçeceğim. Buraya geleceğim. Click'te buton 1 view next'i seçeceğim ve en sonuncusunda da yine buton 1 view next click. Sonuncusunu yaptığından emin değilim artık. Yapmadı. Şöyle seçelim. Böylece 4 butonda aynı yere gidiyor şu anda. Aynı metodu kullanıyor.
Tamam. Evet, sonuncusuna da aynısını yaptım. Şimdi bunun içerisinde ne yapacağız? Bunun içerisinde arkadaşlar gelen butonu kontrol etmemiz lazım. Nasıl kontrol ediyorduk onu? Buton btn kontrol diyorum. Eşittir. Göndereni butona cast ediyorum arkadaşlar. Göndereni butona cast ediyorum. Ondan sonra bir switch yapısı kullanacağım burada. Eğer butonun işte ID'si v1 next ise şunu yap, v2 next ise şunu yap deyip hep bir sonrakine göndereceğim. Switch btn control nokta id. Case btn viv 1 next ise multiviv 1 nokta activate active viv index eşittir 1 diyorum. 1 numaralı indeksi aktif hale getir diyorum. İlk indeks 0'dı. 0'dan başlıyordu hatırlarsanız. 1 numaralıyı aktif hale getir diyorum. Sonra break. Sonra şunu kopyalayalım. Yapıştıralım. Viv 2 ise 2'yi aktif hale getirsin. Tamam. Devam. Bu 3 ise eğer 3'ü aktif hale getirsin. Pardon, yanlış yapıyorum arkadaşlar. Şunları 2 3 olacak. Şöyle olacak. Şunları aktif hale getirsin diyorum. Yine kopyaladım. Son butonsa, yani ana sayfaya dön butonuysa, ki onunki de 4'tü. O zaman arkadaşlar burada bir sonrakine git demiyorum. Onun yerine response.redirect işte default ASP.exe git diyorum. Ana sayfaya geri gönderiyorum. Default'u da siliyorum. O da olur. O da olur. Ama burada şimdi her birinin içerisinde farklı bir iş yapacağım. Şimdi üçüncüsünde mesela file upload edeceğim. Bir klasöre kaydetmem lazım. İkincisi de ismi alacağım. LBL sonuca yazdıracağım veya database'e yazacağım. O yüzden böyle ayrı ayrı şey yaptım. Amacım burada bir sonrakine ilerlemesi değil. Oradaki seçilenleri almak. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar adam birincisinde next'e bastığında calendar olana geçecek. Ama geçmeden önce ben şey yapmasını istiyorum. LBL sonuç vardı ya bizim dördüncüde, teşekkürde. Teşekkür kısmında. Onun tekstine arkadaşlar, tekstine eşittir adınız 2. üst üste bir boşluk tırnak artı txt at nokta text artı bir br tagı koyalım artı soyadınız
2 nokta üst üste boşluk artı txt'de soyad nokta text diyorum. Şöyle. Sonra adam ikinciye devam butonuna bastığı zaman bu sefer ne diyeceğiz? LBL sonuç nokta text artı eşittir. Gerçi sonuna eklememiz lazım. Böyle başına ekleyecek. Yo, doğru, sonuna ekleyecek. Doğru, sonuna ekleyecek. Artı eşittir. Bir tane BR koyalım yine. BR. Artı doğum tarihiniz artı calendar 1 nokta selected date. Hatta bu too short date string olsun. Üçüncüye geldiği zaman if file upload 1 has file ise file upload 1 nokta save as mappet diyorduk hatırlıyorsanız. Tilde uploads klasörünün içerisinde şöyle artı file upload 1 nokta file name. Sonra da imajın, o ekrandaki imajın source'una, imaj URL'sine bunu vermem gerekiyor. İmaj 1 nokta imaj URL eşittir şunun aynısı. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu çalıştırmaya geldi sıra. Çalıştırmadan önce uploads diye bir klasör olduğundan emin olun projenizde. Uploads diye bir klasör gerekiyor. Çünkü imajları o klasörün içerisine upload etmeye çalışıyoruz. Ayrıca buraya bir önceki örnekte olduğu gibi yine try catch bloğu koyup o try catch bloğunun içerisine çalıştırmak gerekiyor. Onu zaten bir önceki örnekte göstermiştim. O yüzden şimdi tekrardan yapmıyorum. Deneyelim bakalım. F5 diyorum. Önce ad soyad kısmı geliyor. Şu tracing kısmını arkadaşlar kapatayım. O biraz rahatsızlık veriyor. Solution Explorer'dan asf.net configuration'ı açalım. Uygulamaya gelelim. Buradan hata ayıklama ve izlemeyi kaldıralım. Hata ayıklamayı da, pardon, izleme bilgilerini de disable edelim. Evet, böyle gidelim. Home page, user registration form. Evet. Fatih. Devam dedim. Doğum tarihimizi seçelim. Burada rastgele bir doğum tarihi seçeceğim ben. Şu anda 12 Mart olsun. Devam diyelim. Resim seçelim. Buradan sitting room'u seçelim. Devam diyelim. Adınız Fatih, soyadınız Durgut, doğum tarihiniz 12.03.2008. Resim de bu. Sonra da ana sayfaya dön dediğimiz zaman da default ASP'e geri dönüyor.